Estetikte çok büyük gelişmeler oldu ve yabancı basında okuyorum. İşte öğle tatilinde neredeyse işte çalışanlara yönelik herhalde bu haberler. İşte böyle güzelleşme, gençleşme uygulamalarını yaptırabilirsiniz gibi. Demek ki hem ameliyat süreleri kısaldı hem de iyileşme. Bunların aslı nedir? Şimdi efendim şöyle bir şey. Ben özellikle kaş asma tekniğini bulduğumda 92 yılında bu konuyu böyle bir araştırdık ve estetikle ilgilenen insanları gördük ki %90'ı ameliyatsız işlemlerden medet umuyor. Kozmetikten, oradan buradan, yosundan, şuradan. Yani bizi plastik cerrahi ilgilendiren kısım hanımlar arasında çok daha az, daha kısıtlı. Çünkü herhalde belki de pahalı olduğu için, belki ameliyattan korktukları için, hepsi beraber. Şimdi bu yönde tabii ki çalışmalar başladı. Madem ki bu insanlar daha basit şeyler istiyorlar, daha basit olaylarla bir şey güzelleşmeyi araştırıyorlar ve bu o tarihlerden itibaren, o makalemde de zaten bunu belirtmiştim ve kongrelerde de belirttim hep bunu ve plastik cerrahlara, yani bizim de bu yönde gitmemiz lazım geldiğini hep uluslararası toplantılarda ifade ettim. Ve bu aynı fikirde olan kişiler hakikaten bunu benimsediler. Bu benimseme sonucunda öyle şeyler gelişti ki basit işlemlerle insanlara güzellik verebilme, bir teknoloji yaratma, bu teknolojiyle hani ameliyatsız bir güzellik, tazelik, geciktirme, yaşlılığı geciktirme olayları, baktık hakikaten büyük bir ilerleme oldu. Tabii bu sayede ne oluyor? Dediğiniz gibi bir öğlen vakti gidiyor, botoksunu yaptırıyor, gidiyor işine. Askısını da öğlen vakti yaptırabilir. Yaptırabilir. Onu da yaptırabilir. Onu da yaptırıyor, gidiyor. Efendim gidiyor mesela ameliyatsız güzellikte ne var? Termaj var mesela. Termaj sıkıştırıyor. Gidiyor, bunu yaptırıyor, hemen gidiyor işine, tekrar başlıyor. Veya öğlen arkadaşınla yemeğine gidebiliyor. Arkadan başka onun devamı Fraxel var. Fraxel de yüzünü tazelendiriyor ki ben de yaptırdım aynı şeyleri. Vallahi ben de bakıyorum çok tazesini. Bir de kaş asma var. Termaj ve şey. Kaş asmayı da kendine uygulatmış Onur Bey. Ben istiyorum Deryacığım, yönetmenimiz o arada belki o senin üzerinde yapılan o değişikliği gösterir. Şimdi tabii o da çok önemli bir şey. Bu asma yönteminin belki de başlangıcı bu oldu. Bu asma yöntemi sayesinde birçok o iplikler geliştirildi. Fakat maalesef o iplikler çok iyi sonuç vermedi. Evet, hani basında okuyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Bir yere tutturuyorsunuz. Evet. Fakat bunlar bırakabiliyor. Bir bakıyorsunuz 3 ay sonra bir taraf bırakmış, bir taraf bırakmamış. Aa, daha da kötü oluyor. Ama gelişti. Şimdi benim bu tabii, asma nasıl merak ettim. Bu benim geliştirdiğim bir aletlerle yapılan bir asma. Bu basit. 2 tane iğne deliği kaş üstünde mesela, 2 iğne deliği saç içinde. Yanak asma için de aynı şey. 2 gene favorinin içinde 2 iğne deliği. Burada 2 iğne. O aletle bir dokuyu yakalıyorsunuz, yakalıyorsunuz ve asıyorsunuz içeriden o dikişle. Evet. Ve hiçbir kesme, sıyırma falan. Artık kesmeye gerek yok. Hayır, yani bunlar için tabii. Şimdi ama bunlar ne için? Daha erken devreler için. De şimdi evvelce mesela geliyordu, yüzünüzü gelelim. Yok, artık yüzünüzü gelelim yok. Basit, bunu veriyoruz. Ne yapıyoruz? Bir de eğer erimiş dokuları varsa, yıpranmış dokuları varsa, önce sigarayı bırak diyoruz. Sonra bana doğru. sonra da şey yapıyoruz. Buralara kendilerinden canlı dokular ilave ediyoruz. Evet, onun ismini koyalım ama ona ayrıca bir parantez onu, da açmıştım. İşte demek ki böyle minik şeyler bunlar. Kesisiz işlemler. Doku gibi bir şey soracağım da. Doku aşısı mı, doku kokteyli mi? İsmi nedir? Bu efendim doku aşısı. Doku aşısı ya yağla olur, yağ dokusuyla olur. Ama veya doku kokteyliyle olur. Tabii kendimizin. Muhakkak. Çünkü başkasınınki sizde tutmaz. Başkasının dokusu olarak tutan tek bir doku vardır. Kıkırdak dokusu. Başka